Selamlar herkese. Ben İlter Alp'tan Harun Güral. Bugün Discord'da Renekton oynuyor olacağım. Karşımda da Jax var. Gördüğüm kadarıyla Jax oldukça güzel bir karşılaşma Renekton için. Özellikle W'muzu Jax E yeteneğini kullandığı sırada bile kullanabildiğimiz için, yani en azından sersemletmek için kullanabildiğimiz için oldukça iyi diyebiliriz. Bakalım neler olacak karşılaşmada. Renekton bu sıralar yüksek eloda çok sık tercih ediliyor. Yani neredeyse her maç alınıyor ya da yasaklanıyor diyebiliriz. Çok yüksek bir yasaklanma ya da alınma oranı var. Ayrıca kazanma oranı da aşırı yüksek Renekton'un. Sanıyorum ki profesyonel arenada da bolca Renekton göreceğiz. Çünkü eskiden de çok popüler olan bir şampiyonu Renekton. Koridorda inanılmaz güçlü olduğu için koridoru domine etme amacıyla zaten alınıyordu eskiden de. Bir ara popülaritesi düştü. Yeni şampiyonlar, yeni eşyalar falan pek yaramadı Renekton'a. Oyun sonunda düşen bir şampiyon olduğu için pek tercih edilmemeye başlandı. Fakat şu anda yeni kabiliyet ve yeni eşyalar Renekton'un inanılmaz işine yaradığı için tekrardan oynanmaya başlandı. Oyun olabildiğince odaklanmaya çalışıyor olacağım. Son zamanlarda çektiğim videolarda şöyle bir durum var çünkü. Ne yapmam gerektiğini söylüyorum. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Fakat onu uygulayamıyorum konsantre bozukluğu nedeniyle. Bu oyunda biraz daha eski videolardaki versiyona kaymaya çalışıyor olacağım. Hem oyunu anlatmaya çalışıyor olacağım. Hem de doğru düzgün oynamaya çalışıyor olacağım. Yani konsantre olmaya çalışacağım. O yüzden ara ara konuşacağım diyebiliriz sanırım. Doran kılıcıyla başladım. İş yapacağını düşünüyorum. Jax'e karşı biraz agresif olmak istiyorum çünkü. Fakat Doran kalkanı ile de başlayabilirsiniz. Kabiliyetlerde 12-18 girdim. 18-12 ya da 12-0-18, 0-12-18 şeklinde de girilebiliyor. Sadece ilk kısma 18 verilmiyor yani. Yıldırımların Efendisi'nin hükmü de güçlü, Hort'tan pençesi de güçlü çünkü. Ama Yıldırımların Efendisi'nin hükmü oldukça iyi, yani hasar açısından çok iyi. O yüzden ben de Yıldırımların Efendisi'nin hükmüyle oynuyorum. Rün olarak kırmızılarda saldırı gücü, sarılarda zırh, mavilerde 3 ya da 4 tane büyü direnci, geri kalanı bekleme süresinde azalma, yani %5 bekleme süresinde azalma olacak şekilde. Büyüklerde ise yine saldırı gücü. Fakat Renekton'u zırh delmeyle de oynayabilirsiniz. Hatta sezon 2'de komik gelecek biliyorum ama bütün rünlerine zırh delme alınıyordu Renekton oynarken. Yani bütün rünlere zırh delme alınıyordu gerçekten. Bakalım agresif oynamaya çalışacağız Jax'e karşı. Savaş şevki almış. Buna da dikkat etmemiz lazım. Muhtemelen Guinsoo ile oynayacak Jax'e. Tamam, güzel. Oyuna güzel başladık. Can iksirini kullandı. Daha doğrusu musibet iksiri varmış. İki tanesini kullandı. İki yükünü. İkinci olarak E yeteneğini de açabilirsiniz bu arada. Ben Jax üzerime gelmeye devam edecek diye. Bu arada tutuşturu alsaydım garanti skor çıkarmış oyun başında. Hala bir tane daha var musibet ikisinin. Rakip Lee Sin'i o yüzden şimdiden totemliyorum. Lee Sin'in oyun başındaki baskınları oldukça etkili çünkü. Can iksirimi kullandım ben de. W'un bekleme süresi geldiğinde doğrudan üzerine gidebilirim. Bu şekilde kolay bir skor aldık. Jax'in E yeteneğinin bekleme süresi bizim W yeteneğimizin bekleme süresinden oldukça fazla. O yüzden biz daha sık savaşabiliyoruz Jax'e oranla. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Yani Jax'in zaten oyun başında en büyük sıkıntılarından biri çok uzun bekleme sürelerine sahip olması. Renekton zaten koridorda inanılmaz güçlü bir şampiyon. Bekleme sürelerinin de çok yüksek sürelere sahip olduğunu söyleyemeyiz sanırım. Yani 17 saniye, 12 saniye, 7.6 saniye. Fakat bunları çok efektif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden hani bu yeteneklere oranla fazla değil. İlk eşya olarak Caulfield'ın savaş çekicini alacağım. Yani çıkılabilecek bir sürü ilk eşya tercihi var.
İlk Karabalt'a çıkan oyuncular var. İlk Yoğumu çıkan oyuncular var. İlk olarak Haşmetli Hydra tamamlayanlar var. Bir de Vahşi Hydra tamamlayanlar var. Renekton da çok gönlü bir karakter yani eşya seçimi konusunda. Hatta zaten ilk popüler olduğu zamanlarda Renekton hiçbir şekilde durdurulamıyordu üst koridorda. Renekton'a her zaman ilk eşya hırpalayan alınıyordu. Sonra Darien geldi. İlk eşya olarak Günateşi Pelerini çıkmaya başladı. Bambaşka bir boyuta çıktı Renekton oynanışı. Yani Renekton zaten popülerdi fakat Günateşi Pelerinin keşfedilmesiyle birlikte durdurulamayan güç haline geldi. Ve çok sık oynanmaya başlandı. O yüzden en iyi eşya diye tabir edebileceğimiz bir eşya olduğunu sanmıyorum şu an için. Ben Yoğum ile başlamayı tercih edeceğim. Jax'e karşı biraz daha rahat savaşabilmek adına. Böyle güzel bir hasar verelim. Sıkıntı yok şu an bizim için. Yani hasarımızı verdik, geri çıktık. Yoğumuz ile zaten canı doldurabiliyoruz şu şekilde. Bu arada Jax skor aldı. Mavisi de oldu. Mavi biraz sıkıntı açıkçası. Ama idare ederiz. Az önce yeteneğini kullandı sanırım. Hiddet yüküne ihtiyacım var. Bu arada Lee Sin buraya geliyor. Lee Sin'i keselim aslında biz. Derken... Güzel. Lee Sin oyuncularında şöyle bir sıkıntı var. Q tutturunca mutlaka giriyorlar. Yani olabilecek en büyük hata diyebiliriz sanırım bunun için. Böyle kule altı girdiği için de zaten öldü. Bu arada Jax'in o olayı değişti mi ya? Yani Jax'in W'su açık, pardon, E'si açıkken Renekton ile W'muzu kullandığımızda sersemletiyorduk sanırım. Az önce sersemletmedi. O W'muz on hit effect diye geçiyordu. Onu değiştirmiş olabilirler. Bayağıdır Renekton oynamıyorum. O yüzden hatalı bilgi vermiş olabilirim oyun başında. Kusura bakmayın o yüzden. Tekrar deneriz ama emin olmak için. Ben yanlış görmüş de olabilirim. 3-0 başladık oyuna. Gerçekten çok iyi. Üzerimizde hem mavi hem kırmızı var. Farklı sürelerde gelmiş olsa da mavi koridorda tekrar Jax ile savaşırken kullanabileceğiz diye tahmin ediyorum. Aslında timeout alabilirim. Tamam, abartalım biraz, timeout alalım. Yani çok abartmak değil aslında ama timeout parası bir anda çıktığında alınması gereken bir eşya diye düşünüyorum. Normalde direkt Timeout'a gitmek pek tercih ettiğim bir yol değil çünkü eşyalar çok pahalı genellikle alamıyorsunuz kolay kolay. Onun yerine Caulfield'ın çekicini almak vesaire daha mantıklı geliyor fakat bu şekilde alabiliriz paramız bol olduğu için. Jax herhangi bir eşya alamamış şu an ağır kana gitmeye çalışıyor. 28 milyon, milyon sayısı daha az o yüzden. Aynen. Artık W eskisi gibi değil. Eskiden W'nuzu kullandığınızda ilk başta hasar da veriyordunuz. Sonra hasarı kaldırdılar. Sadece sersemletmeye başladınız. Şimdi o olay da kaldırılmış sanırım. Tamamen engelliyor. Ya şöyle. Aynı olay Sivir için de geçerliydi Renekton'da. W'muz iki tane düz atak anlamına gelse de on hit efekt olarak geçiyordu. O da her türlü şeyi kırıyor anlamına geliyor bu arada. Yani dokunması yeterli anlamda, bozulamaz. Engellenemez. Fazla mı riskli oynadık ne? Evet, fazla riskli oynamışız. Orada hata yaptık. Q'nun hasarı öldürmeye yeter diye düşündüm. Yeterli hiddetimiz var diye. Fakat hatalı bir oyun sonucunda skor vermiş olduk. Jax'in 2 skoru var. Doğru, Master Yi'yi de kesmişti. Neyse, telafi ederiz. Açıkçası fazla aç gözlü davrandım orada.
Biraz pratik lazım. Yani Renekton oldukça kolay bir şampiyon oynamak konusunda. Yine de tam olarak hasarınızı anlayabilmeniz açısından bol bol pratik yapmakta fayda var. Her şampiyon için geçerli olan bir durum bu. Özellikle üst koridorda çok şey fark ediyor çünkü. Güzel, base atmasını geciktirdik. Koridora geç kalacak birazcık. Eğer ışınlanı varsa ışınlanı kullanmayı tercih edebilir. Çünkü doğrudan 6 tane minyon kaybeder yani. Eğer ışından kullanmazsa. Kullandı. Işınlarımız olsaydı şimdi alt koridorda bayağı sıkıntı yaratırdık sanırım. Time ile Q'nuzu aynı anda kullanırsanız bu arada minyon dalgasını tamamen alabiliyorsunuz. Kamyon minyon haricinde. Bakalım E'sini kullanacak mı yine? Ultisini kullandı. Hasarımızı azalttı. O yüzden çok abartmaya gerek yok diye düşündüm. Geri çıktım. Orta koridor bana mı geliyor? Bana gelmiyordur. Güzel. Q'muz artık Time Out'ın hasarıyla birlikte skoru almayı başardık. Orada kamera açısını farklı bir yöne kaydırdım. Hani tam verdiğim hasar göremediniz fakat onu yapmasaydım muhtemelen E yeteneğin tutulacaktım. E'imi hızlı kullanmam gerekiyordu. O yüzden kamerayı ayarlamak için zamanım yoktu. Yani muhtemelen zaten biliyorsunuzdur ama sallıyorum ben Renekton'um şuraya gitmek istiyorum E yeteneğimiyle. İlla buraya tıklamama gerek yok. Şuraya tıklasam da tam olarak oraya doğru gider. Yani açı önemli olan nokta burada. Yakalandık mı? Yakalandık. Stresi var garanti. Aa yokmuş. Orada E yeteneğimin nasıl farklı bir şekilde çalışabileceğini göstereyim diye. Ops, E yeteneğini öldük adamın. Ah, sıkıntı sıkıntı. Göstereyim diye E yeteneğimi şurada kullanınca sonra minyon dalgasını almam gecikti. Bir de kuleden hasar yeme falan. Hatalı oynadık yani oldukça. Q. Tam Lee Sin üzerine gelirken Q atabilirdi. Eğer Q'su vardıysa. Çok güzel de gözükürdü skor. Nasıl ya? Ha, Lee Sin'in Q'su gösteriyordu tamam. Güzel. Jax de yetişti bize. Yetişmeyi bırak bizden. Şu an önde. Hani minyon sayısını saymazsak. 3 skor 2 asist çünkü oldukça güçlü yapıyor Jax'i. Önce Tiamat'a ondan sonra Q'ya basarsanız olabildiğince hızlı bir şekilde kullanmış olursunuz bu arada. Yani Q artı Tiamat biraz daha yavaş gerçekleşiyor. Bu şekilde. Yani fark ettiyseniz Tiamat'ın animasyonunu iptal eder gibi gözüküyor. Tiamat artı Q'da. Ben neden bunu o kadar uzak mesafeden duydum? Kalista'nın repliği yani. Jax ile kule altında savaşamam çünkü E yeteneğiyle hem hasarımı engelliyor hem de ciddi anlamda sıkıntı çıkartıyor kule hasarı nedeniyle. En azından tank eşyalarına yönelmeden kule altı girmem oldukça zor. Geri çekilmek
Mastery'de zıpkın var aslında. Mastery'yi bekleyelim. Zigzag çizerek yürüdüm özellikle. Böylece Lee Sin'in Q'sunu kaçırmasını sağlamaya çalıştım. Kaldı ki kaçırdı. Burada riskli bir hareket yaptık. Yani Mastery'yi bırakabilmek adına orada bayağı risk attık. Hatta iki tane de skor vermiş olduk. Umarım değer Mastery'yi iki tane zıpkın yükü sağlamış olduk çünkü. Açıkçası ben Vahşi Hydra'dan ziyade Haşmetli Hydra'yı tercih ediyorum. Daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Oyun tarzınıza göre tabii ki bu tercihi çeşitlendirebilirsiniz. Lee'sin canını nasıl doldurdu? Bazen o kadar hızlı çıkmadı herhalde. Ya da çıktı mı? Bilemiyorum. İşinden atmalık bir olay çıkabilir ama onun yerine Jax'i zorlamak daha mantıklı geliyor açıkçası şu an için. Üçlü kuvvete gidiyor ilk eşya olarak. Bu arada ben buraya gelirim. Şu hasar görüyor musunuz ya? Çok saçma gerçekten. Ve Syndra'nın da hasarı oldukça fazla ama elimizden geleni yaptık en azından. Tek W ile %60'a yakın bir hasar verdim. Mahvolmuş Kralın Kılıcı hala iyi olabilir Renekton'a. Eskiden anlattığım bir Renekton rehberi vardı. Nasıl Renekton ile dereceli de taşınır şeklinde. Oldukça güçlü oluyor Mahvolmuş Kralın Kılıcı ile. Eskiden çok güçlü oluyordu en azından. Şu anda da güçlü olabilir. Fakat bu yolu garanti güçlülük anlamına geldiği için şu an için bu şekilde kasıyoruz ama denilebilir yani Renekton çok fazla eşya sayesinde güçlenen bir şampiyon. Yani doğrudan tank da gitseniz oldukça güçlü olacaktır. Bizim kırmızı ilisini çalmış. Oyun biraz sıkıntı gibi duruyor. Lee Sin çok önde. Mastery'ye oranla. Belki daha etkili bir ormancı zaten Lee Sin. Oynanış bakımından da ama. Alışkanlık sürekli eskisi gibi düşünüp atıyorum ne varsa. Sıçram gereksiz bu arada sanırım. Neler oluyor? Mastery de öldü. Oraya girmek çok mantıklı gelmedi bana. Yük biriktirmeye çalışıyorum ne kadar hasar yiyor da olsam. Orada Leona'yı çekince ben tek başıma kaldım. Ne yapacağımı şaşırdım. Düz hata yapamadım ya. Oo, Kalista da bayağı yakınlaşmış skor almaya fakat yakınlaşmış değil, yaklaşmış fakat şanssızlık. Lee Sin orada düz atak yapmaya çalıştım anında ama A komutu ile değil de tıklayarak yapmaya çalışınca olmadı. Shift ya da A ile yapmış olsaydım muhtemelen
Q hasarını bana vuramadan öldürdüm. Çünkü Lee Sin'e havadayken bir şey yaptığınızda hasarını veremiyor. Yani sersemletildiğinde, hareket ettirildiğinde vesaire. Kaldı ki Q hasar öldürmedi zaten beni. E hasar öldürdü. Yanılmıyorsam. Takıma karşı ninja tabi mutlaka alınmalı. Vayne, Lee Sin, Jax. Oldukça sıkıntı 3 şampiyon. Hadi Lee Sin o kadar değil düz ataklarıyla ama sonuçta belli bir hasarı var. Leona. Kimseyi tutamıyorum. Uçuyor kaçıyor. Hepsi atlarken saçma sapan yerlere gidiyorum. Şu an oldukça iyi bir durumdayız. Yani takım olarak geride kalmış olsak da. Kaan efsane feedlemiş. Jax burada, Lee Sin burada. Dikkatli oynasam iyi olur. Diyeceğim. Burada bir şeyler yapmak istiyorlar sanırım. Totem olmadığına emin olduğum için burada duruyorum ama yine de riskli olabilir. Bir anda çıkabilirler diyeceğim. Vazgeçler. Ha, Lee Sin ne yapıyor orada? Genel olarak ne yaptıklarını anlayamadım. 3 kişi bizim ormanda takılıyorlar ama. Gelsin. Gelsin. Gelmedi. Güzel fake attı. Lee Sin'in Q'sunu atarken sıçra atarsanız ya da W kullanırsanız Q'yu iptal ediyorsunuz. Az önce attığı fake de öyle bir fake'ti. Insek yapacağım diye Q flash yapıp iptal ettiğim çok oldu ya. Yine buralara geliyorlar senin. Ya burada değil. Zaten Jax'in de oradan geriye doğru açılmasından anlaşılacak bir durumdu. Fazla avantaj sağladılar ama ya. Lee Sin ve Syndra çok birlikte gezdi. Hala da devam ediyorlar. Jax'in üzerine atılamıyorum. Bu yüzden. Ama hata yaptı. Tamam, abartmayalım. Hasarımızı verdik. Yetmedi. Kul altında girmeye çalışacağız. Tekrar arası gelmiş olacak muhtemelen ama. Arası geldi bu sefer. Çok güzel. Karşılaşmada yani Jax Renekton karşılaşmasında önemli olan E'sini kullanmasını beklemek. Sıçrasını kaçırma pardon Q'sunu kaçırması için öncesinde atmak durumundaydım. Ama yetmedi sanırım. Aynen yetmedi. Yani sıçrayı duvarın arkasına atabilecek olsaydım zaten kurtulmuştum çok büyük ihtimalle. Ama Q'sunu attığı için orada Q'sundan kaçmamın tek yolu sıçra atmaktı. O yüzden duvara yakınlaşmayı beklemeden sıçra atmak durumunda kaldım. Yani şu uzaklıktan attığım için de duvardan geçmemin imkanı yok. Yani en azından şurada falan olmak gerekiyor. Sıçranızı duvarın arkasına atabilmek için. Bu duvar için söylüyorum. Şimdi Sterak çıkabiliriz, ölü adamın zırhı çıkabiliriz ama ölü adamın zırhı biraz daha güzel geliyor açıkçası. Çok fazla zırha ihtiyacımız var çünkü bu oyunda. Zırh çıkmak da yeterli olmayacak. Syndra'nın hasarı da oldukça sıkıntı yaratacak.
Artık bilemiyorum nasıl hayatta kalmayı başaracağız. Sanırım full agresif gitsek de olurmuş. Yani hayatta kalmak için öldürme felsefesini kullanabilirmişiz bu maç. Savaşalım. Jax yok. Biraz fazla ping dedim sanırım. Çok güzel. Savaşmamız gerekiyor ya. Yani kazanmak için yapmamız gereken şey savaşmak. Oldu ya. Çok düzensiz savaştık. Yeterli olmadı maalesef. Jax'in canı çokmuş bu arada. Sivet iksiri hala duruyor aynen. Onun yüklerini kullanmış. Biraz daha düzenli savaşabilseydik yani. Tam olarak gerektiği zamanda gerektiği hedefe yönelebilseydik o savaşı çok rahat bir şekilde kazanırdık diye tahmin ediyorum açıkçası. Öyle adamın zırhı tamamlandı. Güzel bir gelişme bizim için. Üzerinde daha çok var. Baron alabilirler. Yani Vayne ve Jax rahat Baron kesen iki şampiyon. Dizi bir şekilde yaparlarsa şaşırmam o yüzden. Ona da dikkatli olmamız gerekiyor. Neler yapıyor? Olmadı. Neyse geçmiş olsun o zaman. Orada Vayne'e gitmek istedim. Vayne'i tekleyebilirdik çünkü. Yeterince hasarımız var Vayne'i tekleyecek kadar. Fakat istediğimizi yapamadık. Vayne'in ace'i çok bozdu bizi. Sanırım Lee'sini kovalamamak lazımdı ya. Yani Jax ile yetinmeyi bilmemiz gerekiyordu. Ya bu kadar rastgele olunca maç açıkçası hani oyun başındaki gibi mantıklı kararlar veremiyoruz. Hani oyun başında şimdi totem atalım, ormancı gelebilir. İşte totemden gördüm, o zaman ormancıya yakın oynayayım, onu kesebilirim falan filan diye karar verebiliyoruz ama oyun bu kadar rastgele olunca biz de rastgele oynamaya başlıyoruz. Pek yapacak bir şey kalmıyor. Skordar'da çok fazla minyon var derken Jax oraya geldi. Bütün umutlarım yıkıldı. Jax'e oranla çok güçlüyüz bu arada şu an. Hani iki seviye fark var. Eşya üstünlüğümüz var falan filan ama Jax yani sadece üçlü kuvvet artı Guinsoo ile aşırı güçlü oluyor. O yüzden hani birebir yapabileceğimizden emin değilim açıkçası. Ultisini tekrar kullanmış olsaydı belki keserdi bu arada. Yani aktifleştirseydim. Denesek bir şeyler yapmayı. Yani burada bu kadar kişiyiz, neden savaşmıyoruz anlayamadım. Gerçekten anlamak zor yani. Yani orada çok rahat savaşırdık. Jax de yoktu yani. Keşke savaşsaydık. De tanklıyorum. Daha ne kadar tanklayacağım? Bu arada Jax bu sırada ikinci kuleyi de aldı. Süper şampiyon gerçekten Jax. OP OP.
2 dakika bıraktık. 2 kuleyi de aldı. Çok rahat bir şekilde aldı hem de. Al işte. Öldüm Master'ı. E'si tekrar gelince, yani aynı savaş içerisinde iki kez E kullanabilince ve ben de W'mu ilk seferinde kaçırdığım için kullanmayacak gibi geldi çünkü bekletmem gerekiyordu aslında. İkimiz de kesti. Sadece iki eşya. Winso ve şu kuvvet. Benim hatam ama tabii ki. Yani orada W'yu düzgün kullanabilmiş olsaydım orada kaçmasının imkanı yoktu. Onda Haşmetli Hydra'ya gerek yok sanki. Yenilik denetmiş. Güzel olmuş. Yenilik iyidir ama daha iyi olabilirdi sanki. Başlayacağım. Sinirlere karşı hayatta kalabilmek için de tercih etmiş olabilir tabii ki. Sinirin hasar çok fazla diye. Mutan ejder alıyorlar şu anda. Ejder'e gidiyorlar en azından. Hiç gitmeyeceğim. Tek başıma olduğum için tutmanın imkanı yok. En azından üst koridoru ittirelim. Çok umutlu değilim bu maçtan. Herkesin kötü maçı olur illaki. Bizimkilerin kötü maçı da bu oyuna denk geldi sanıyorum. Talon, Mastery, hani bu oyunda kötü maçlarına denk geldi. Tam bana gelebilirler diyecektim ki Sinca orta koridordaymış, o yüzden devam edebilirim. Bu arada Jax aradaki farkı tamamen kapattı üstüne şu anda. Muhtemelen bir eşya daha bitirmiştir. Yani üstüne yeni bir eşya ile geleceğini tahmin ediyorum. Şu kuleyi alalım artık. Oraya gitmem. Ölümüm anlamına gelecekti. İptal ettik. Jax döndü sanırım. Başka dönen görmüyorum. Yok, Jax orada. Kimse gelmiyor bana. İyisin. Aldık sanırım inhibitörü. Ama onlar da aldı. Keşke ben yokken savaşmasalardı ve ölmeselerdi. Şu an çok daha güzel olabilirdi. Yani sadece kule altında dursalardı gayet korurlardı diye tahmin ediyorum. İnhibitörü ya da en azından inhibitör kulesini. En azından olmuyor gerçi. İnhibitörü korumak oradan inhibitör kulesini de korumak anlamına geliyor ama. Sanırım kullanamayacağız bu görüş totemini, o yüzden artık satıyorum. Karabaltı alalım mı ya? Biraz gecikti ama almak istiyorum. Bekleme süresinde azalmaya ihtiyacımız var. Biraz daha fazla hasar verebilseydik iyi olurdu sanırım. Şu an teklemeye yeteceğini sanmıyorum çünkü hasarımızın. En azından Vayne'i tekleyebiliriz ama çok iyi koruyacaklar için Vayne'i. Pardon. Totem atalım barona. Yani yapacakları zaman da haberimiz olsun.
Leona ve Kalista yetişirse çok rahat savaşırız burada. Kalista biraz geciktim mi? Ama sıkıntı yok. Çok iyi. Baron'u alırız. Lee Sin buralarda olabilir. Aynen burada. Çok güzel. Şurayı biri tutarsa çok rahat bir şekilde oyunu kazanabiliriz. Ya tamam çok rahat değil ama oyunu kazanma ihtimalimiz eski oranla çok arttı. Gelen giden yok. Herkes öyle. Güzel. Tamam. Base'i de tutacaklar. Bir de fazla uzun sürdü ya Baron'u almamız. Şurada beklemeyi deneyeceğim. Ben şurada. Çıkıyoruz gibi. Mastery'i keşke denemeseydim. Yani amacım baitlemek değildi. Kırmızıda totemi yoksa keserim diye düşündüm ama totemi varmış anlaşılan. Çok güzel. Renekton'un gücü. Yani gerçekten çok güçlü bir şampiyon Renekton. Orada canımızın az olmasına rağmen hem ultimizle çok fazla can kazandığımız için uzun süre hayatta kaldık. Hem Serac'ın güvencesi bizi uzun süre hayatta tuttu. Hayatta tutunduğumuz sürece boyunca da sürekli daha da hayatta kalmaya devam ediyoruz. Bu arada oyun bitmezdi değil mi? Şimdi atmış olsaydım Vayne tutardı herhalde. Keşke düşünseydim onu. Belki başlatmış olsaydım bitirebilirdim. Yani Jax'i öldürdüğümüz anda şuraya ışını atmış olsaydım bitirme ihtimalimiz vardı. Vayne buraya gelmeyecek. Vayne asıl kuleyi tutacak. Sıkıntı yok o yüzden. Kulaklık da kapanacak zamanı buluyor. Ayarlayamıyorum. Çok fazla altınımız var. Ne için kullansak bilemedim. Şu anda eksik sayılmayız. Yani 3'e 3 olacak derken Jax de geldi. Çok abartmazsak iyi olur. Abarttık. Önce burada mı bilmiyorum ama yine de yok. Tamam orta koridordaymış ama yine de risk almaya gerek yok. Hadi ama. Bu kadar. Nereye gitti Lee Sin? Ha katliam. Okey. Bitirelim o zaman.
Lee Sin ölmedi sanıyordum ya. Yanlış görmüşüm demek ki. Hiçbir şey Çok rahat biter oyun. olmaz. Güzel. Sabredip kazanmış olduk oyunu. Ben gelecek ama orada nasıl bitiremedik anlamadım. Çok yavaş kestik. Tamam, bitirdik. Güzel. Bir an bitiremeyeceğiz diye düşündüm. Tava bastım. Herkes doğuyor neredeyse. Yani bir de kuleyi çok çok yavaş aldık tahmin ettiğime oranla. Sanırım Kalista ile ilgili bir durum hani. Normal nişancılar doğrudan hasar üzerine odaklandığı için Lillere daha fazla hasar veriyorlar. Kalista biraz daha farklı bir şekilde oynandığı için çok fazla hasar yoktu kule üzerinde. Güzel oyundu. Gerçekten keyif aldım. Renekton da gerçekten çok güçlü bir şampiyon. Hani ciddi anlamda çok güçlü bir şampiyon. Üst koridorda zaten en rahat koridoru kazanan şampiyonlardan biri diyebiliriz. Bu eşya dizilimiyle birlikte de çok fazla hasarınız oluyor. Hayatta da rahat bir şekilde kalabiliyorsunuz. Serac'ın güvencesi ve üladığınız zırh sayesinde. Denemenizi öneririm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.